Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Samsung'un A7 Lite tableti ile Samsung'un yeni Tab A9 olan yeni model tabletinin bir kıyaslamasını yapacağım sadece basit bir şekilde. İkisinin kutusu böyle. Önce kutulardan başlayalım. Birinin kutusunda şarj adaptörü ve kablo çıkıyor. 15 wattlık bir adaptör çıkıyor hızlı şarj olsun diye. Diğerinde ise sadece Type-C'den Type-C'ye bir kablosu çıkıyor kutudan. Kutuda başka bir şeyimiz yok arkadaşlar. Bunlarla ilgili şeyler bunlar. Tabletlerimiz de burada. Şu A7 Lite tabletim. Bu da A9 tabletim. Şöyle yan yana tam eşitleyeyim bunları. Görünüşleri böyle. Şöyle kalınlık olarak bakarsak. Şöyle bakarsak kamerasının olduğu yerden. Kalınlıklar bu şekilde iki cihazın. Böyle giriş çıkış portlarını göstereyim. İkisinde de 3.5 jack girişi var kulaklıklar için. Evet, Type-C'den şarj oluyor ikisi de. Şöyle yan tarafta ikisinde düğmeleri, açma kapama ses düğmeleri. Onun dışında bir de SD kart yuvaları var arkadaşlar. Bununki burada, bununki de burada aynı yerde yine. Kameraları şöyle birini iki yuvarlak, birini iki kare formunda. A7 Lite kare şeklinde. Ama ikisinin de kamerası, yani kamera için alınmaz bu cihazlar zaten. Ama çocuklar için veya kendi kişisel kullanımımız için gayet güzel, hızlı cihazlar. Onu da çocuklar için tatminkar olur. Büyüklerden hani böyle çok oyun oynamayacaksanız, son çıkan oyunları falan kaldırır. Ya da YouTube'da video izleyeceksiniz, Netflix'te ıvır zıvırda. Onlar için ideal. Onun dışında ikisinin de parlaklığını full'e getirdim şu an. İkisi de full'de. Daha iyi anlamanız için şöyle ayarlar menüsünü açayım. İkisinin beyaz rengini hani videodan göründüğü kadar kıyaslayabilirsiniz. A9 daha parlak görünüyor. O da şeyden dolayı. A7 Lite'da TFT ekran var. A9'da ise LCD ekran var. A7 Lite'larımız 3 GB RAM, 32 GB hafızayla geliyor. A9'da ise 4x64 seçeneği var. Bir de 8x128. Ben 8 GB RAM, 128 GB hafıza olan modeli tercih ettim. Bugün itibariyle Amazon'da hala kampanyası vardı. 3799 lira fiyatı. Yani A7 Lite mi alayım, bunu mu alayım derseniz, yani bu 2024 için konuşursak A7 Lite almayın. Kesinlikle A9 alın. Böyle bir tablete ihtiyacınız varsa. İkisinde bu güncellemelerle birlikte Android 14'te şu an. Bu da Android 14'te açılıyor zaten. Direkt Android 14'te geldi. Arayüzde de bu 6.0'da. Bu 6.1'de. A7 Android 15 güncellemesini almayacak diye biliyorum A7 Lite. Ama A9 Android 15 güncellemesini de alacak zaten yeni cihazda. 2023'ün sonunda çıktıydı bu cihaz. Onun dışında şöyle mesela şu an arka planda sadece ayarlarımız var. Mesela ikisinin de internet browserlarını tıklayalım. Yani hızlı görün diye. Bakın bu daha çabuk geldi. A7 Lite geç geldi. O da hem işlemci fark ediyor. Hem de RAM'i de fazla olduğu için. RAM'in fazla olması çok önemli Android'de. Çünkü zaten işletim sistemi ve arka planda çalışan uygulamalar yani 3 küsur GB falan kaplıyor bazen. Şeyde mesela şu an gelelim. Şu an mesela 3 GB'ın 1.7'sini kaplıyor. Ama normalde hani bir şeyler açtığınız zaman bu direkt hemen şey oluyor. Hani doluyor hemen hafızası. Öyle olunca da kasıyor tablet. Ama bunda öyle bir probleminiz olmaz. Onun için YouTube açalım. YouTube şuradaydı burada. Bakalım ikisini aynı tıklamaya çalışacağım. Yani hemen hemen aynı geldiler. Sadece gene A9 bir tık hemen önde geldi. O da dediğim gibi yeni cihaz. İşlemcisinden, RAM'inden dolayı daha hızlı tepki veriyor. Ve ekranı şöyle söyleyeyim. Yani şey olarak A7 Lite'ın dokunmatik ekranıyla A9'a da sanki ben öyle hissettim yani bilmiyorum. Ama mutlaka bir fark vardır. Daha akıcı bir dokunmatiği var. LCD ekrandan da kaynaklanabilir veya yeni teknoloji, yeni cihaz. A7 Lite'da yani bu da gene gidiyor ama bir tık daha iyi A9. Bilginiz olsun. O da yani teknoloji olduğu için şöyle mesela şey yapalım. İkisinde zaten şeyi bu şekilde ama A9 daha iyi. Bilginiz olsun.
Yani merak edenler için umarım faydalı bir video olmuştur. İkisinde hemen yani şu çerçeve oranları hemen hemen aynı. O yüzden hani bir fark yok bunlarda da, cihaz kalınlıkları falan da aynı, yani çok bir abes bir fark yok. Sadece A9 biraz daha köşeli, A7 Lite'de biraz daha yuvarlatılmış köşeler var. Ama tercihiniz, bir tablet ihtiyacınız varsa veya çocuğunuza bir tablet almak istiyorsanız kesinlikle A9 almanızı tercih ederim. Hem el tutumu falan da güzel. Yani oyun oynarken sizin için bile elde tutup rahat oyun oynamak için de güzel bir tablet. 8.7 inç boyutunda zaten. A7 Lite de 8.7. Ama yani sizin canınızı sıkmayacak tablet A9. A7 Lite'da her uygulamada, yani bazı uygulamada sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama A9'da bir sıkıntınız olmaz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.